şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu nasıl karda yürüyüp iz bırakmadığını gösteren çok ustaca hedefi vuruyor, iz bırakmıyor. Tweetler ya da bu paylaşımlar, bu sosyal medyada yazılanların hedefindeki isim. Efendim, Seren Serengil dumping sendromu son zamanlarda sürekli zayıflıyor. Bununla ilgili sıkıntılar yaşıyor, hastanelere gidiyor, paylaşımlar yapıyor. Ama geçen haftadan beri, son günlerde diyeyim, eski görümceyle başı dertte. Şimdi görümcelere hep laf edilir ya, ben de bir görümce olarak hep şey derler, çay kaşığı karıştırır ortalığı diye söylenir atasözü olarak. Efendim bu kez de görümceyle, eski görümce derken Yaşar İpek'in kardeşi. Eylem. Eylem İpek Şafak. Şikayet ediyor onu Seren Serengil'in, savcılığa gidiyor. Bu süreç içerisinde sosyal medya hesabından hakkında gayrimeşru, babası belli değil, nikahsız birliktelikten doğdu şeklinde hakaretler içeren paylaşımlar yaptığını söylüyor. Ayrıca Serengil'in yine Instagram hesabından bir hayvan resmi paylaşarak kendisini ima yoluyla hayvana benzettiğini, bu nedenle hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı şikayetçi olduğunu söylüyor. Seren Serengil ifadeye çağrılıyor. Algı oluşturuyor. Ona yazmadım diyor Seren Serengil. Söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul ediyor bunu. Paylaşımlardan bir tanesinin haricinde diğerlerinin Eylem İpek Şafak'la ilgisinin olmadığını söylüyor Seren Serengil. Savcılıkta paylaşımların kime yönelik söylendiğinin tespit edilmediğine karar vererek dosyayı kapatıyor. Yani Seren Serengil bir taraftan sağlığıyla uğraşırken diğer taraftan eski görümceyle bu davayla uğraşıyor ama savcılık dosyayı kapatıyor. Neler söylersin? Takipsizlik kararı verdi savcı. Evet. Şimdi buradan şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu Seren Serengil'in bu konularda nasıl profesyonelleştiğini, nasıl karda yürüyüp iz bırakmadığını gösteren çok ustaca karşı tarafı tahrik ve aşağılama ama karşı tarafın ismini vermediği için üstüne alınınca sen kurgu yapıyorsun. Ben seni algı operasyonu diyor. Ben seni kastetmedim diyor. Şimdi işte hukuk somut şey üzerine gidiyor. Somut şey nedir? Eylem yasaydı belki o bile yeterli olmazdı. Eylem İpek Şafak'ın ismini etiketleyerek bunları yapsaydı dava açılırdı. Ha, ceza alır mıydı, almaz mıydı, para cezası mı alırdı onu bilemem. Ama buradan şunu vurgulamak istiyorum. Seren Serengil bu konuda ne kadar profesyonelleşmişse geçen yayınlarda konuştuğumuz Ezgi Mola da bu konularda o kadar amatör. Yani direkt yazıyor. Kişiyi ismini zikrederek aleni bir şekilde sapıksın, şerefsizsin, katilsin dedi. Ama hukuk nezdinde o kişi henüz suçlardan hüküm giymiş değil. İşte onun için hukukta şöyle bir şey var. Evet fahişedir ama fahişeye fahişe diyemez. Yazamaz. Yani onun da hakları var. Yani o işte bir meslek. Hayat kadını diyebilirsin ama yani şey anlatmaya çalışıyorum. Burada Seren Serengil çok profesyonelce hedefi vuruyor ama iz bırakmıyor. Evet. Onun için savcılığın bu kararına itiraz ederler mi bilmiyorum ama yani okuyanların hepsi biliyor ki bu tweetler ya da bu paylaşımlar, bu sosyal medyada yazılanların hedefindeki isim Eylem. Eylem. Sağ olsun bile biliyor ama adaletin gözleri bağlı olduğu için. Hatta o dönem Yaşar İpek'le evlenmeden önce Yaşar İpek hep yanındaydı. Yine bir hakaretle ilgili 3 gün mü 2 gün mü bir hapis cezası vardı. Değil mi Ali abi? O dönemde hep Yaşar İpek yanındaydı. Evlendiler ama olaylı bir şekilde ayrıldılar. Yürümedi evet, o evlilik. Seren Serengil'le Seren Serengil bu evliliğinin bozulmasından
en büyük etkenin Eylem İpek olduğu konusunda net bir fikir sahibi. Hatta Seren Serengil hakkında sosyal medyada ki organize kötülüğün, organize yorumların Eylem İpek tarafından yapıldığını aleni bir şekilde, hatta öncesinde Gülben Ergen'le aralarındaki sorunda da Eylem İpek'in Gülben Ergen'in eski bir çalışanı olması nedeniyle oradan başlayan bir husumeti olduğunu iddia etmişti. Yani bu kan davası biraz eski ama dediğim gibi Seren Serengil iz bırakmadı. Vurdu, kaçtı. Hangi hayvanı vurdu, paylaşmış o? Hangi hayvanı paylaşmış o? Onu kaçırdım. Ben de kaçırdım işte sonuçta. Geçirdiği mide ve bağırsak ameliyatları nedeniyle ölümle burun buruna gelen Seren Serengil hakkında korkutan bir iddia gündeme geldi. Yeniden ameliyat masasına yatacak olan Serengil'i doktorları uyardı. Geri dönüşüm ameliyatı şart. Yoksa 1,5 yıl yaşayamazsın. Seren Serengil sağlığına kavuşmak için büyük çaba sarf ediyor. Seren Serengil çok kilolu olmamasına rağmen tüp mide ameliyatı yaptırdı. Aynı anda bağırsaklarını da bağlattı. Ancak kilolarla birlikte sağlığı da erimeye başladı. 45 kiloya düşen Serengil kendisine geri dönüşüm ameliyatı yapılacağını açıkladı. 49 yaşındaki ünlü sanatçı yaşadığı dumping sendromu süreciyle ilgili son durumu da şöyle paylaştı. Zor bir dönem geçiriyorum. 45 kiloyum. Safra kesesi ameliyatı için tek başına narkoz alınmasını istemediler. Geri dönüşüm ve safra kesesi ameliyatını beraber yapacaklar. Ameliyatın zor olduğu ve ameliyat masasında kalabileceğim söylendi ama bu şekilde de 1,5 yıl yaşayamazmışım. Magazin Noteri yeni haftanın ilk gününde yine bomba gibi içeriğiyle izleyicileriyle buluşuyor. Ünlü oyuncu Çiğdem Batur kendisine yapılan taciz olayının tekrarlanmasının ardından hangi açıklamayı yaptı? Mısırlı gazeteci Amer Fuat, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Muhammed El Sarusi ile ilgili çok konuşulacak hangi iddiada bulundu? Son dönemde evleneceği iddialarını yalanlayan spiker Buket Aydın, Emir Sarıgül'le nerede ve nasıl görüntülendi? Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Bodrum tatilinde objektiflere nasıl yakalandı? Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil'in başı, eski görümcesiyle neden derde girdi? Çukur dizisi oyuncuları hakkında yapılan suç duyurusunun ardından, dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'den hangi açıklama geldi? Oyuncu Çiğdem Batur'un canlı yayın konuğu olacağı Magazin Noteri, Seher Kılıç'ın sunumu ve usta gazeteci Ali Eyüboğlu'nun yorumlarıyla 14 Haziran Pazartesi saat 12'de Magazin Noteri YouTube kanalında. Magazin Noteri'ni izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.